Ben küçükken yükselen yoktu ya. Ben kendimi çok modern zannediyordum. Saçı başı düzgün. Bu mu prenses ya? Bugün seksistim. Bu arada sormadan söyleyeyim, söyleyeceğim her şey seksistim. Konuşamam sadece Köksal Baba. Triptofobi deniyor galiba. Bu şey yuvarlak yuvarlak şeyler. Yuvarlak beni... Acayip ben de yok yani. Da ona fobi olan insanlara çok dinlenince ona fobim başladı. Yani çok korkulacak herhalde bir şey deyip. Fobiler de gitgide artıyor ya. Hani ya da isim mi koyuluyor bilmiyorum. Daha çok bilinir oluyorlar ya. Sürekli karşına çıkıyor. Ya mesela ben kendime telefon fobiye diyorum ama aslında fobim yok yani. Telefon fobiye. Ben mesela nasıl? Telefon çaldı mı geriliyorum. Ha. Ama yani o ufak gerginlik aslında. Oluyor. Fobi denilir mi? Bence hayır. Antisosyal... Lik de denir. Yani istemiyorsun sosyalleşmeyi, telefon. Antisosyalizm anladım. Ama şey antisosyalizm. Güney Koreliyim abi. Tabii ki antiyiz. Cevap verebilecek zamanınız, enerjiniz, her şeyiniz varken de cevap vermeme olayı oluyor mu? Başka oluyor. Ya ben galiba şeyi... Anksiyeteyle alakalı. Geriye gitmeye başladım iletişim evriminde. Sadece Köksal Baba gifi atmak istiyorum ben. Her atıyorsun da zaten. Evet, size çok, size çok yani her duygu, düşünce, cevaba uygun bir Köksal Baba gifi var abi. Ya şey gibi yazıyı bırakıyorum hiyerogliflere dönüyorum düşünün yani. Benim de hiyeroglif şeyim. Köksal Baba. Köksal Baba giflerinden oluşuyor. Abi çok güzel şeyler var. Bir anda öpüyor. Evet, tokat evet. Atma var. Şöyle selamını veriyor. Çay içme var. Bakma pandik var. Tamam bile abi işte. Var abi o. Tamam var. Derdini anlatacak kadar konuşabiliyorsun. Sadece öyle yani. Konuşamam sadece Köksal Baba. Yazmak istiyorum şeye WhatsApp'a yani mesela. Bence mükemmel. Öyle bir iletişim kurulur ki tüm dünyada sadece Köksal Baba konuşulursa. Köksal Babaca konuşulursa. Evet. Köksal Babaca. Bütün sorunlar ortadan kalkar. Ben de aynı fikirdeyim. Yani arkadan iş çevirme. İşte tabii. Gizli laf sokmalar falan hepsi ortada. Herkes ne hissediyorsa onu yapar. Sinirlendi mi? Tokat atar. Evet. Çünkü öyle diyebiliyorum. Tabii. Yanlış bilmiyorsam. Evet, net şeyler. Yok, öyle öyle. Ha, net yani. Net bence duygular. Zaten dünyanın daha fazla netliğe ihtiyacı olduğuna karar verdim. Çok fazla biz şey yapıyoruz değil mi? Arkadan dolanıyoruz abi. Abi işte, o yorucu bir şey yani. Anlaması da yorucu, kurması da yorucu. Hani evet. Net olma alınır mı? Ulan şimdi böyle söyledim egoist olur mu? Falan gibi düşüncelerden en son iletişimden vazgeçiyorsun. Sence total olarak baktığında hayatında gerçek fikirlerinin yüzde kaçını dışarıya aktarmışsındır? Olaylar, insanlar, meseleler hakkında. Bir kere kamerada hiç aktarmamışımdır. Gerçekten mi? Şu an yalanmaydı yani. Kız. Ya hayır ama şaka olsun diye abarttığım çok oluyor ama tabii. İnsanlar onu çok gerçek zannediyorlar. Yok falan. Mesela işte bir yere davet edildin bir gece. Atıyorum ha, bir şey yapılıyor. Hiç %0 ya. Hiç eğlenmiyorsun. Sıfır. Hiç belli etmem. Etmezsin. Hiç etmem. Yani daha doğrusu belli etmediğimi düşünüyorum. Hani belki anlaşılıyordur tipimden falan ama ben zaten hiçbir... Sen belli etmemeye çalışanlardansın. Evet %100 öyleyim. O yüzden de çok rem harcıyorum ve inanılmaz da yorucu şeyler hiç oluyor benim için. Hiç de gerek olmayan bir şey. Tabii canım. Hiç. Ben de diyorum. Sevim ama yaşlanınca geçti biraz. Biz crossover'da şunu daha önce konuşmuştuk ya işte. Çabi alkol içince çok fazla işte iyisin seni seviyorum falan filan. Ben bunu kafaya takmışım abi. Geçen galada bir tane filmin galasına gittim. İsmini söylemeyeyim. Abi ben senarist geldi. Kafam çok güzel after'dayız. Senarist geldi dedi ki Çabi filmi beğendin mi? Ben de yok abi hiç beğenmedim dedim. Adamın yüzüne. Ve çok pişman oldum. Yani keşke yalakalık yapsaydım da pişman olmasaydım dediğim çok ama oldu. Ama aslında o da onu duymak istiyor. Evet bu arada ben de. Ama işte olmuyor. Ama doğru ya. Ben de yapamıyorum. Olmuyor ben yani. Ben de bir filme davetliydim. Ben de aynı şeyi ben yaşadım. Ben iki gün uyuyamadım bu dertten. Ben rol yaptım. Beğendiğimi söyledim ama inanmadı mesela. Ya beğenmedin değil mi falan dedi. Belli ettim yani. Yok yok abi çok sevdim. Bayağı yok abi falan dedi. Aynı filme mi gittiniz? Yok aynı film değil. Benim bayağı de. Önce olan bir şeyden sen bahsediyorum. Sende var mı? Ya ben o raddeye gelmeden önlem alıyorum. Yani gitmiyorum dedi. Ya gitmiyorum ya da gittiysen bile bana fikir sorulmadan falan kaçıyorum bir yerlerden. Bir de sana özellikle mesela ben film çıkarsam sana özellikle sormak isterdim. Yani senin yorumun çok önemli ama olurdu. Ama dürüst olmasını istersin işte. O zaman abi bence dürüst olurdu ben ya. Ben olurum ya. Olur ama olamadığım benim de çok şey var. İnsanlar yani var. Tabii, ya mesela işte kuzeninin çocuğu oluyor. Maymun gibi. Tamam mı? Ay prenses geldi. Ay prenses. Ben böyle bir gün bu mu prenses ya dedim anneme. Ve biraz hani sesli
şey ya işte öyle denmez bilmem ne. Ama yani tamam şey diyelim çocuğumuz ya prenses de değil yani bu diyorsun ya. Bu nesi prenses? Dişi yok, saçı yok. Hayır şey de yok, bir umut da yok yani. Kafasının arkası dümdüz, ütü basılmış gibi kundak bebeği. Ya yani bundan bir şey çıkmayacak diyorsun yani. Hani. Gelecekte ha olur iyi bir insan olabilir ama güzel değil abi, güzel değil yani. Öyle bakınca yakışıklık, güzellik ne kadar büyük avantajla. Aslında hiç bir de okula yani. Hayır oğlum, çaba ya harcamadan mükemmel bir avantajın ya. İlkokula başlayacağız diyorduk. Gerçekten ben de her konuşmamda temel eğitimimin ne kadar eksik olduğunu hep anlıyorum. Valla çok güzel oldu. Rahatlıyorum biliyor musunuz? Ama İyi bak. %100 haklı Çebi. Evet, evet. Çok büyük. Ama çirkin olmanın da avantajları var. Ne mesela? Ben bu avantajı gördüm büyürken. Çünkü şöyle bir şey oldu. Hiçbir sosyal ortama varoluşunla girmen yeterli olmuyor ya. Yani. Tabii. Ben, ağzın hep çalışmazsa. Hani bakılması güzel insanlar bir şekilde bir yerlere geliyor ya da bir ortama davet ediliyor bilmem ne. Sen o boşluğu doldurmak için daha fazla uğraşman gerekiyor. İnsan dinlemek zorunda kalıyorsun mesela. Çünkü onlar genelde insan dinlemiyor. Sen dinliyorsun bir anda... Arkadaş olabiliyorsun. Gerçekten öyle. Falan. Şurada iğrenç. Yok ya, ya gerçekten öyle. Yani. Ben ergenken falan şey hani ilişkiye başlamak için kadın arkadaşlar hani Gülce ile tanışmadan önceden bahsediyorum falan filan. Abi çok çabalamamız gerekiyordu ya. Ya çok anlatmam gerekiyordu. Ya bırak şimdi ergenlikte sen mi? Ya ergenlik işte üniversite zamanları falan. Çabuk, ya bırak. Değil abi. Valla. Ya çok konuşmam gerekiyordu. Ya sen belki Kore için değilsin de. Yani. Ama işte burada. Bazı insan mesela doğru Asyalı erkeğe ya da kadın fark etmiyor. Asyalı herhangi biri ilgi duyan insanlarla da ben ilgilenmiyordum. Hmm. Hani mesela, beni beğeneni ben beğenmem. Hayır ondan beğenmem. Daha çok bana şeyi saçma korkunç geliyordu. Ulan Koreliyim diye beni seviyor mu yani? Evet. Bravo güzel konuştun. Yani, kötü bir şey lan. Noodle kötü. Gibi. Ya aynen, sen yani, değilsin orada. Irkın önemli yani. Sushi komuyum amına koyayım yani. Korkunç kendi, yani. Çocuk kendini şey sonuçta açık bir şekilde. Ben çözmüş. Bir kere bir arkadaşım flört ettiği kadının fotoğrafını göstermiş. Şimdi dediğin tam olarak o bebekte yaşadığın gibi. Hı-hı. Tamam mı? Yani ve çok güzel olarak tabii görüyor. Benim beğeni algımda güzel bir kadın değil şimdi yani. Fakat diyemiyorsun da çok yükselmiş. Şey dedim baktım ben saçı başı düzgün. Bu nasıl ya güzel bir şey ofsayta yakalanmadan golü atmak ya. Korku karşıdaki öyle. İnsan direkt anlar saçı ya. Saçı başı düzgün. Bakın ne. Diyemedim bu arada çok güzel kız değil mi diye getirdi yani. Şimdi ben kıramadım yani. Mesela erkeklere bu kızı göstermez mi? Sizce gösterir mi ya da? Ben anlatayım. Lütfen. Biraz da ben anlatayım. Hadi bakalım. Seksistse seksist. Bugün seksistim. Bu arada sormadan söyleyeyim. Söyleyeceğim her şey seksist. Okey. Tamam. Aşırı okeyim. Şöyle yapıyorsunuz siz erkekler. Flört aşamasındayken ilişki başlayana kadar oturup böyle şuna bak, şuna bak, şuna öyle böyle. Bunlar çok detaylarıyla konuşuluyor. Doğru. İlişkiye başlıyorsunuz. Ay bir anda bir namus bekçiliği. Bir anda böyle ay ben hiç paylaşamam ilişkimde özelim bunlar insanlarla paylaşmam gibi bir trip. Evet. Sonra ne oluyor? Biz dönüp diyoruz ki ay bu çocuğun hiç mi arkadaşı yok? Hiç mi biri uyarmadı? Oğlum ne yapıyorsun? Hiç mi düşünmediler? Sağa sola hiç mi sormadı? Sorsaydınız abi keşke. Sorun bazı şeyleri sorun. Sağlıksız bir ilişki biçimi diyorsun. Bu gıybet değil bak. Oturun bütün ilişkinizin detaylarını anlatın demiyorum. Dışarıdan kendine denebilir bakmak mi ki o ya? Şey denebilir. Bu senin için mesela uygun biri değil. Bu denebilen bir şey mi? Hayır ondan bahsetmiyorum. Ondan değil. Yani sen mesela... İlişkinde yaşadığın bir sıkıntı bir şey oldu. Ha. Böyle böyle yaptım o da böyle böyle dedi falan gibi bir tamam, şey. Ona bir üçüncü göz... Bazen iyidir. Her daim olmasın. Ya, yapın. Ece ile mesela kavga ettin tamam mı? Bir mollaydan dolayı gelip bize bunu anlatmasın ya. Erkekler tabii. Anlatmıyor abi. Yani ben de mesela bunu anlatırken aklıma geldi. Neden? Bu acaba erkek içgüdüselden mi? Bir kadını bir başka erkekle paylaşmak biraz atil erkek DNA'sından mı geliyor? Onu tam olarak çözemiyorum ama ben de anlatıyorum. Miray diyor ki bu bir sosyal tıkanıklık yaratıyor evet, diyor. Evet kesinlikle. Yani. Üçüncü lazım diyor. O zaman... Swingerlar çok sağlıklı bir psikolojiyle hayatlarını yaşıyorlar büyük bir ihtimalle. Ama onların yani da karakteristik bir şey paylaştığını düşünmüyorum. Yani ben Ozan abinin gözünden artık şeytani bir espri yapacağını anlayabiliyorum. Şeytani bir espri yapıyorum. Ya. Asla değil. Asla. Swingerlara sen şeytan mı diyorsun? Hayır asla demiyorum. Sevmek suç mu? Paylaşmak suç mu? Suç. Çünkü suç bu arada. Sen diyorsun ki erkekler yani hiç... ketum olmayacakları yerde kesinlikle. Ketum oluyorlar. Hiç paylaşımcı olmayacakları yerde de aşırı paylaşımcı oluyorlar. Evet yersiz olduğunu. Bir orada bir yersiz bir ketumluk gerçekten bir böyle bir mahremiyet şeyi. Tamam ben demiyorum ki bütün özelinizi anlatın.
tıkandığınız noktada bir danışın. Bir sorun. Şey işte bu dediğin uyanış şu anda şey açısından değerlendiriliyor. Bazen yanlış tarafa çekiliyor ama hani kadınlar şu anda daha rahat bir şekilde bu baskıyı dile getirdikleri bir dönemde ya. Erkekler de şimdi bundan dolayı ya bize de bunlar oluyor ya falan diye demeye başladı aslında bu dediğini. Çünkü erkekliğin hani o adam olma ya da işte erkeğe uygun davranma, be a man falan gibi bakış açısının erkekte yarattığı erkekte yarattığı baskı üzerinden yeni konuşmaya başladılar. Sopranosu bekliyormuş herkes. Doğru. Yani. O çekilsin ondan sonra konuşalım. Erkeği hadımlaştıran sosyal hayatta yine bu ataerkillik baktığımızda. Evet. Çünkü senin dediğin gibi şey oluyor. Mesela ilişki başlamadan önce olan bunu var ya şöyle yaparım, böyle yaparım dediğin. Yani, ilişki başlayıp onları yapmaya başladığında da şey istiyorsun. Lan ben böyle demiştim şunların hafızasını bir silsem çünkü kız da seni her yan yana gördüğünde bu bana ya, bu yapıyordur, ya. Yapıyordur deme diyor. Düşüncesi korkusu olabilir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani erkek kırılganlaşmaya başlıyor şey ilişki ilerledikçe. O yüzden flörtleştiği şeyi de çok anlatmayan erkekler de var. Güçsüz görünmekten korkuyor olabilir erkekler. Yani bunu açmak, böyle şeylerle ilgili konuşmak. Onu güçsüz kılacak gibi çünkü böyle kötü bir var. Yani. Bunları, evet, var. Bunları aşın. Bunları aşın. Vallahi tabii aşalım mı? Ya işte zamanla şey oluyor şu anda yani. Bence iyiye gidiş var. Ama şunu da gördüm ben kendimde. Ben kendimi çok modern zannediyordum. Anladım ben de. Anladın mı? Yani ya. Dedim ki yani ben anlayışlı bir insanım. İşte yani tabii ki falan böyle hani bunlar barbarlık ya falan hani böyle bir insan. Sonra ben bir yerde böyle nerede lan o herif falan böyle bilmem ne öyle bir konumda buldum kendimi. Ben de gördüm bir tane şahit oldum. Ha, birinin saygısızlık yaptığı bir durumda bir anda içimden bir şey çıktı. Şimdi bu çıkan şey mi doğru yoksa benim kendimi sandığım ve aslında örselediğim modern tip mi doğru arasında çok gidip geliyorum ve doğrusunun aslında bir nevi şey olduğuna kanaat getirdim. Yani o sırada hissinin sebebi eğer gerçekten olaysa hani o ayrı bir konu ama yok senin kompleksinse toplum baskısıysa bilmem ne geri dönüp değerlendirmen gerekiyor. O an insan o moda girebiliyor. Yani evet. Trafikte falan da giriyor evet. Ama onun dışında da işte biri şu anda mesela evliyim hani öyle bir şey yaşadığımda içimden hiç beklemediğim bir şey çıktı. Ağız tadıyla dayak yemeye okeydim. Ki ben bunu hayatım boyunca hiçbir zaman olmadım yani. Çünkü öyle bir sınır varmış. Sonradan çok kavga eden arkadaşlarım var. Onlarla konuştum. Şey sınırı varmış. Dayak yemeye de okey olacağım bir seviye varmış. Yani öyle bir, öyle bir sinirlisin ki. Çünkü genelde o kesme hani avcılıktan evet. Gelen ben bunu alt edebilir miyim lan? Düşüncesi hep oluyor insana. Ona göre yükseliyorsun. Bana. Bir yerde onu umursamıyorsun. Seviyesi var. Ya, o demek ki çıkıyor insanın içinden o baskı vesaire. İşte doğal seleksiyonda da böyle böyle elenmiş. Tabii ya ben elenmeye okey seviyede evet, evet. Sinirlenmiştim yani. Ama bu turda elenmeseydik diyorsun değil mi bazen? Üzülüyorsun yani insan olarak yani. Burada da elen. Bence tabii. Bak insanı kast ajansı gibi düşünelim. Tamam mı? Çok iyi. Mağara adamı var. Maya drone diyeceksin sandım. Orta çağ adamı var. Modern halim var. Abi sen orada şey yapacaksın. Seçkisi. Duruma göre oyuncu çağıracaksın abi. Bravo. Çünkü biz adaptasyonlu müsemma hayvanlarız. O zaman ne demek? Ya şu anda yaşadığın hayatta bazen mağara adamı gibi davranman gerekiyor. Evet. Mesela yemene, uykuna, bilmem ne ona göre dikkat etme. Bir yandan da uçak yapan bir türün uzaya giden bir türün de şeysin. Hı hı. Ya her ceketi giymeye alışkın olacaksın gün evet. içinde bence. Bravo, çok bana güzel öyle gibi konuştun. Geliyor. Evet. Evet. Ya buradaki işte motivasyon kendini modernleştirme kisvesi altında doğana aykırı davranma durumu oluyor. Ben biraz onu da yaptığımı fark ettim. Hani rol yaptığımı fark ettim. Çünkü o süreç rol yaparak olmuyor. Yani o olayı gerçekten yaşamayan insan kendini modern zannediyor olabilir. Ya arada da şeyler işe yarıyor abi. Kaçamak, evet bu arada canım öyle bir şey yok yani. Pirille el yıkanır yani arada da yani anladın mı? Tabii, o duruma düşersin ve orada şeye bakarsın yani. Birinci ihtiyacım temizlenmek yani. Pirildir doğru. Dersin yani. Basarsın. Doğru, doğru. Sonuç evet. Görüyor mu? Görüyor. Tabii ki. Buradan şuraya bağlamak istiyorum. Aslında nasıl göründüğümüz, insanların ne diyeceği algısını yıkmak çok zor oldu benim açımdan. Ve bir sürü insanın da bununla ilgili uğraştığını görüyorum. Hayır demek de bunlardan bir tanesi. Evet. Hayır demeyi öğrenme falan. Böyle konuşunca da mesela benim ilk refleksim hep şey oluyor. Yarrak yarrak. Yani sen neye hayır diyeceksin? Kim senden ne isteyebilir? Herife bak falan diye kendime böyle konuşuyorum.
O yüzden bugün özel bir obje getirdim yanıma. Asla görünmek istemeyeceğim. Çok büyük bir dildo çıkarsa. Onunla da görünmek istemem. Tesbih getirdim. Tesbih getirdim ve üzerinde Ece yazıyor. Allah Allah. Romantik man. Tesbih. Gerçekten. Şimdi yani. Tesbih. Bakın neden beklemiyorsunuz? Rüya gibi bir şey olmaya başladı. Evet, evet, yani. Önce konuyu açıyor bak. Modern değilmişim. Sanki böyle şey birazdan da şöyle tutuyorum bunu deyip böyle kuşa dönüp buradan çıkacak gibi. Evet. Şöyle tesbihin getirdiği bazı ağırlıklar ve buna bağlı sistemler var ya. Evet. Bunları reddedişimden dolayı. Çünkü bir şeyin boşluğunu doldurma gibi geliyordu bana. Tabii ki herkes için öyle değil yani tespih taşıyanlar. Dini amaç dışındakilerden bahsediyorum bu evet. arada. Ama bir rahatlatıcı bir etkisi olduğunu fark ettim. Yalnız kaldığım anlarda falan. Dedim ki ben bu işe bir bakayım. Alayım Hı-hı. falan. Sonra bunu keyifli bir aktiviteye dönüştürdüm. Sevdiğim ve benim için özel olan insanlardan tespih hediyesi alıyorum. Ve onların enerjisini yanımda taşıyorum. Anne dolandırıcı mı? Ne diyor abi ya? Ne oldu anne bir haftada ya? Yok, 99-99'a tespih satacaksan söyle şimdi de alalım. O yüzden çok uyguna satıyorum falan diye. Yok yok tabii ki son dediğim kısımlar tamamen dolandırıcılıktı. Ama ya mesela Ece üzerinde Ece yazan evet. tespihim olsun istedim yani. Bu arada bir obje olarak şey olsun. Ben şoktayım işte. Keyifli. Ya bu bundan arındırmam gerekiyor. Sen çok güzel rafine zevkler olan bir adam olmaya doğru ilerliyorsun. Hıncal Uç gibi bir şey olacaksın sen ya. Vallahi. Kim gibi? Hıncal Uç. Onun gibi bir şey olacakmışsın gibi geldi. Çünkü şeyde dedin ya pro'ya başlıyorum abi. Tabii evet. Şu an bu yaptığım da o. Daha önce ekran önünde tesbihle hiç gözükmedim. Hiç falan demeye başladım. Şivesi gidiyor. Sokamıyorum çemberle işte. Bu nasıl göründüğünü umursamama yöntemi benim için. Helal olsun be. Şu an çok dokunasın geldi tesbihe. Buyur. Ama Ece yazıyor dokundurma. Ya bu kadar... Merak öyle de bir şeyim var mı yani? Yok canım şaka. Enerjimiz geçti falan filan. Yok yok öyle bir şeyim yok. Ama şey güzel bir şey bana bence. Garip durur ama. Bazı arkadaşlarımıza bazı duygular yükleyebiliyoruz ya. Yapıyor muyuz böyle bir şey? Ya mesela işte bazı arkadaşın vardır. Senin rahat hissedersin yanında. Ha. En özelini paylaşırsın. Bazı arkadaşın vardır. Eğlenmek istersin gidersin. Çılgınca onu ararsın falan. O enerjiyi... olayı eğer gerçek olsaydı bu çok mantıklı bir olay bence değil mi? Yani bu uygulanabilir. Buna inanan varsa yapsın. Yani, bir obje alsın. Ama 2024'e yani. Girdik mi şu an tam emin değilim. Bizim bölüm 24'te de şu burçlar, enerjiler falan konuşmazsak. Ben zaten doğru demedim. Asla öyle bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Ama bu insanın kendini ikna etmesiyle alakalı olabilir. Yani doğru. Sen bunu olduğunu İnanırsan varmış gibi hayatını etki ediyor ya. Onu demek istiyorum. Bence gerçekten evrimsel, kalıtsal olarak şey var insanda. Bir hikayeye inanma isteği var. Dinle doğar falan demiyorum. İnsan dini ihtiyaçları olan varlıktır demiyorum. Ama hikayeye ihtiyacı var. Evet. Kesinlikle. Yani bu hikaye her şey olabilir. Hani işte mitoloji. Yani işte bir sürü falan. Tanrının birbiriyle olan ilişkide işte şey olabilir. İşte Nasıralı bir çobanın hikayesine inanmak isteyebilirsin. Ekim devriminde Bolşeviklerin yaptığı hikayeye inanmak isteyebilirsin. Tabii. Orhan Pamuk'a inanmak isteyebilirsin. Instagram Yok hikayesine be, o kadar bile da değil yani. Instagram hikayesine kadar gider bu hikayeyi isteği yani tabii, sürekli tabii. gerçekten. Doğru. Orada yani şey var. Onun önüne geçemiyorsun yani. Şey diyemezsin. Abi herkesin içinde hacca gitmek gibi bir duygu vardı. Öyle bir şey değil. Senin dediğin gibi evet. öğrenilmiş, tabii. öğretilmiş, doğduğun kültür. O bu. Var yani şey sırtını dayamak istiyorsun bir şekilde ama ne? O hikaye nasıl şekilleniyor? Ben o hikayeyi okumadım abi. Bilmiyorum da benim yerim ne? Abi sen orada falan hani. Öyle bir hikaye olmasın istiyoruz yani insanlık olarak. Abi sen orada var ya falan gibi hani. Öyle anlatır ya bazı arkadaşlarımız ya. Ya işte ya benim evet. içimde rahatlatan bazı şeyler de hani bence benim yabancı oluşum. Yani sonuçta ben dini kültürü çok yoğun olmayan bir yerden geldiğim için aynı zamanda da hani hep gerçekçi olmaya çalışıyorum. Yaşam, ölüm bunu ciddi aslında düşünmemiz gerekmeyen, evet bunu düşünmememiz gerektiğini düşünmek için ilk önce düşünmek gerekiyor. Tabii. Adam soyut düşünmenin Ay şeyini buldu. Şu an felsefi devrim yaşanıyor. Bak not ediyor galiba. Günce mi yazıyor yoksa? Yok abi not alacağım. Dövme yazsın. Söyleyemem diye mi? Bir bakabilir miyim ya tespihe? Çok kaliteli bu arada. Yeni şu anda bir şey yani yüklendi bir şey yüklendi sana. Mesela ben şu an bununla iken rahatsız olmamayı öğrenmeye çalışıyorum. Mesela dinle bilim barışır mı diyoruz ya.
Diyanet İşleri şey çıkarsa gezegenlerden oluşan tespih. Aa, biz hem tespih güneş çekelim hem de gök cisimlerini tanıyalım. Harika bir fikir. Harika fikir gerçekten. Neptün, Uranüs, bilmem ne, bismillah. Abi barışmamız gerekiyor artık bazı şeylerle. Çok iyi fikir. En i̇şte teknoloji, ya VR'la mesela dini eylemini gerçekleştirenler var. Tecrübelerin evet. Şey mi? Namazı bir yerde mi kılmak? Yani namazı kılıyorlar bilmiyorum da şey var. Hacca gitmek. Hacca gibi gitmek. Evet. Hmm. Hacca gidiyorlar. Gitmiş sayılıyor musun peki? Kilise. Güzel soru bilmiyorum. Yani, sormak lazım. Daha o günceleme gelmedi. Sanmıyorum. Ben öyle de bir sanmıyorum. Şey yoktur. Teyemmüm diye bir şey var. Hani suyun olmadığı yerde kumla abdest alabiliyorsun ya. Paranın olmadığı yerde de VR'la hacca gitmek aslında mantıklı gibi bir olabilir. Yandan da böyle hani ekonomik şartlar şey yapmadı. Kafa açtığımız bu bölümde aslında evet. Miray'ın söylediği yere geri dönecek olursak bu bağlam açısından. Şimdi öyle erkek ben mesela birinin yanında şununla sokakta yürümek aslında dövüşe davet gibi şeyler oluyor ya. Böyle altyapılar, doğru bilmem diyorsun. Neler. Bu gibi şeylerden yani. Erkekler de yoruluyor. Abi bak. Onunla sert sadece erkek imajı veriyor. Sadece söylediğim bir şey vardı. Ondan arkadaşlarınızla paylaşın dedim. Evet. Ve olayı onu yapmamak için nerelere getirdiniz? Paylaşıyoruz o işte ya. Paylaştık ya. Adam ya. Evirdik çevirdik neler nerelere geldi tesbih olay. Tesbih falan çıkardım. Nasıl ben paylaşmamak için. Tesbih çıkardı ya. Ne ki dedim ki bir programla bir danışın. Bırak şimdi ya. Modern dedi, onu dedi. Ya %100 ama bu dediğin erkek kadın bağımsız. Herkes sen bu için algıyı yeterli. Kırmak istiyorsun. Yani herkes %100. Tespih sallayabilir diyorsun. Hayır ben diyorum ki nasıl göründüğümüz işte böyle hiçbir şey. Ben şunu demek istiyorum. Tespih sallamak. Tespihler vardır. Ya da herhangi bir şey yapmak senin nasıl göründüğünle ilgili olmamalı evet. Diyorum. Miray seni hiç tanımıyor. Miray şöyle bir kafedesiniz böyle tespih çekiyor bu aç. Ne dersin? Böyle de bakıyor. Böyle yani de çekilmiyor bu arada. Böyle de bakıyor. Evet. İlk şeyin itibarı ne olur yani oluşturdu. Şapkalı ne dersin? Falan. Ne da, içinden ne dersin? Gerçekten mahalle için. Abi gibi de giymişsin ya şu an üst tadı. Senin şeyi. Şapkanla. Tamam ama ya ben takınca öyle durmuyor. Doğru bu arada ya. Ya senin zaten böyle mahalle abisi gibi durman biraz zor. Zor. Evet. Hatta yani senin de mahalle abisi gibi durman çok zor. Yukarı mahalle abisi. Kimse beni ciddiye almıyor evet. Abisi gibi. Ya ben lisedeyken çok topluca bir kavgaya girişmiştik biz ama dayak yedik bayağı. Ben orada yarım yamalak Türkçeyle işte küfür edeceğim diye yaram diye bir şey demişim. Herkes kalka attı kimse beni ciddiye almadı ya. Çok kavga dağıldı mı? Kavga bitti oğlum. Herkes bana güldü sadece. Ben buna bir sahne yazmak istiyorum ya. Böyle tam kavganın ortasında yabancı. Ne işin var? Böyle oldu ya gerçekten dövme. De. Tamam, ya küfür de edemiyordum. Şu an şu anda da ciddiye alınmıyorum ki. Yani küfür edince millet gülüyor. Ben Gülben Ergen'i gördüm geçen. Gülben Ergen gibi yürüyordu. Adalet mi diyordu? Ya böyle çok ünlü yürüyordu yani anladın mı? Şimdi Gülben Ergen nasıl yani? Ya bütün ününü kaybetse dahi belli ki öyle yürüyordu. Aura mı yoksa aura gerçek birlikte yürüyüşü mü? Hayır böyle şey yürüyordu yani anladın mı? Dünyaları ben yarattım gibi yürüyordu. Abi o kötü anlamda söylemiyorum. Kralını, Tarkan'ın havalimanı yürüyüşü vardır. Değiştim ve geliştim diye Amerika'dan döndü. Aa, o bilmiyorum yürü ben. Onu bilmiyor musunuz? Onu muazzam ya bir yürüyüş. Eski mi? Böyle gözlükler şöyle. Şöyle. Evet. Şuraya altta değiştim ve geliştim yazıyor. Ya bana geçenlerde Instagram'dan bir mesaj geldi. Hiç tanımadığım biri şey yazmış. Abi ben seni geçen Karaköy vapurunda gördüm. İskeleye yanaştığında çok hızlı koşarak sanki çok ünlüymüşsün gibi koşarak çıktın. Yakalayamadım amk. Sanki çok ünlüymüşsün gibi koşarak çıkmadın abi. Çok, yani ün arttıkça koşmaya mı başlıyorsun? Hani tempo, bir çok, anda çok şey, iş şey tempolu böyle falan gibi mi canlandırdı çok acaba? Çok ünlü vapura binmez gibi. Hayır onu diyecektim. Çok ünlüysen bir de öğlen 4-5 gibi diyor. Öğlen 4-5 olamaz. Yani saat 4-5 ise öğleni geçmişiz demektir. Bir. İkincisi gece bunu biri 8 geçe atmış. Bak hala hatırlıyorum. Ulan neye dertlendim bu kadar? bir anda evde şöyle mi oldu şu an? Ulan sanki çok ünlüymüş gibi. Olası bu çocuğu koşa koşa çıktı. O kadar saat marine evet etmiş bu fikri bir de yani. Evet. O kadar vallahi ben yani böyle bir şey duydum. Yani. Yine uyku girmemiş en sonunda yazacağım demiş yani. Ünlü bana, yürümesi, ünlü koşması ben ilk defa duydum ya. Bana şey olmuştu. Ece kuaföre gidecekti Ankara'da. Her zaman gittiği kuaföre gitti. Ben de onunlaydım. Onunla beraber gittim. O kuafördeyken hani beraber girdik kuaförün içine. Ben de işte telefonla falan uğraştım bir şey yaptım. Sonra çıktık. Sonra bir sonraki gidişinde şey demişler. Ya senin sevgilin ünlüymüş.
Hiç de anlamadık. Öyle geldi oturdu sessizce. Hani ben de dedim ne bekliyorlar? Ne yapacak? Kesin lan şu kızın saçını falan. Şöyle böyle bir iki elinde cep telefonları, birinde Poz 42, birinde Sokrates içerikleri. Taksim böyle. Derisi Cenk gibi duruyor şöyle. İşte ne bekliyorlardı biliyor musun? Bunu bekliyorlardı. Ben mekana böyle girecektim. Ağır abi. Geldim böyle sakin oturdum, telefonla ilgilendim diye yakıştıramadılar ünlülüğü. Ki ünlü de değiliz zaten de yani. Hep şaka yapmamızı bekliyorlar ya. Hep yani hep şaka yapalım ya da şaka yapmak ya, beklemekten daha mutlu, çok hani. Mutlu görmek istiyor, tabii, mutlu evet. olmanı istiyor. Orada bence çok şey bir durum yok ama bazen zor oluyor. Yani böyle bayağı torba taşırken. Sen niye koşuyordun peki abi? Abi ne oldu biliyor musun? O vapur Karaköy'den sonra Eminönü'ne uğruyor. Evet. Tamam mı? Doğru. Dalmışım. Ha siktir lan deyip böyle hani Eminönü'ne geçmemek için koştum tabii ki. Yani çok insani bir refleks gösterdi ama demek ki işte olmuyor. Bazen bazı şeyde radarlara takılıyorsun. Bu benim duyduğum en kötü ünlü tanımlarından biri. Bu dostumuzun yaptığı yani tam tersi. Çok koştum. Yavaş yürüyorlar abi evet. işte. Gülben Ergen evet. mesela bayağı yavaş yürüyordu. Yani herkesi yeteri kadar baksın kayıtlı diye yürüyordu. Oldu. Abi işte Twitter'da şey döndü. 2024 yılında işte 3 tane burç saymış. Hatırlamıyorum bile. İşte 3 tane burç şanssız olacak. Nerede? 2024'te. De. Şanssız olacak. Bir sorun. Nerede? Nerede çok iyi ya. Çok haklı bir dünyanın soru. Her yerinde mi gerçekten yani? Belirli bölgelerde. Bangladeş'te Bangladeş'te daha yüksek şanssız olması. Ya da güney yarımadadan dolayı ya da işte Filistin'de falan ki orada şanslı olan gerçekten şanslı. Evet. Oluyor zaten. Tabii. Hani buradaki şansla aynı şey değil. Tabii tabii herhalde. Tabii. Evet. Ben o sinirleniyorum. Çok konuşuldu da zaten. Az önce de konuştuk. Bu burç hani konuşulur evet. mu falan filan. Senin burcun ne? İkizler. Senin ne? Terazi. Senin ne? Boğa. Senin? Senin. O da sizin hayal gücünüze kalsın abi. Ünlü. Böyle cevap verilmez. Ya. Boğa. Benim de boğa. Tamam söyleyecektim. Hiç de uğrumda değil hiçbirinizin gerçekten burcu. Gerçekten ya sinirleniyorum. Ama tam tipik bir boğasın. Gerçekten. Bunda falan. Böyle bir karakter. Abi. Tam boğa, tam. Gerçekten. Konsepti kendim, şaşırmışsın değil mi? Ben kendimi tipik bir ikizler kadını gibi hissediyordum ama demek ki olmayabiliyor. Hiç tipik olmayan biri gibi de hissediyor olabiliriz. Olabilir. Yani bir canım sıkılıyor ya. Böyle bu işler bir de çok fazla etkileşim de var. Hala inanan çok sayıda Türkiye'de özellikle var insanlar. Yani bunu tamam eğlencesine inanmak başka bir şey. Fal bakmak da öyle aynı zamanda da ama bunu gerçekten inanmak aklın... Almıyor yani. Şöyle aslında inanmıyorum ama şu yıldız haritası mevzusunda bir ara kafam karıştı. Öyle net bir resim çizildi ki dedim ki Allah Allah ya var mı acaba böyle bir şey? Sonra gene aynı düşünceye geri döndüm. Ama enteresan şeyler olabiliyor öyle. Tabii algıda seçicilik de vardı. Ya, güney yarım kürede ikizler yıldız haritası gözükmüyor ya. Ya aslında çok yakın bir yerden bahsediyoruz. Çocuk bilimi soktu ve başlattı evet. Sydney'li biri. İkizler mi yoksa bunun başka bir hesaplaması var mı sallıyorum? Ya da Rio'lu, Brezilyalı, Arjantinli. Mesela vallahi Messi. En iyi burç ne mesela? Yani millet ne olmaya çalışıyor? Bari o belirlensin. Büyük bir oylama yapılsın dünyada. En iyi, ya da yeni bir burç icat edelim. Ve artık bundan sonra doğacak bütün çocuklar o burç olsun. Belki o zaman şey olur. Biraz hani kafamız rahatlar belki. Yara yani. Yeni 13. burç diye bir şey çıkmadı mı ya? Öyle bir muhabbet. Yılan burcu mu ne? Valla. Çok iyiymiş. 13. DLC geliyor böyle. Ama kaydırması lazım. Abi işte kayıyordu falan filan. Aa, olur mu öyle o, şey? Bana haberleri de çıktı. Bak bu ayda bırakmaz şimdi. Onu keşfeden hani şey Oppenheimer'da falan vardı ya böyle inanılmaz riskli bir buluş yaptık. Dünya tehlikede falan. Asıl tehlike orada. Düşünsene nasıl? Yani bütün burçları kaydırıyorsun. Nasıl mesela keşfedebilirsin ki burcu? Başka bir yerden bakman lazım. Şundan şunu bağlasak. Şöyle bakıyorum aman tanrım falan. Sınırlı olduğunun cezbedicisi durumu var ya ve benim Türkçe konuşabildiğim bir dünya. Az olan değerli olur. Evet burada mantıklı. Da öyle. Yani mesela şeyde kriptonun da biraz açıklaması o ya belli bir adet olunca değerler kendi kendine bir değer oluşuyor. İşte tabii. Bir ara Clubhouse davetle giriliyordu. Herkes girmeye sonra açıldı kimse girmiyor falan. Kendinizi özel. Burçlar da öyle ya daha fazla bir buluş yok. Biraz da bu şey. Bu kadar falan. Hani. Yani ne bileyim mesela densizliğe kılıf gibi. Anladın mı yani? Çok çok iyi bir tanım. Ama ben
teraziyim işte ondan falan. Ha teraziymiş ama ben, ondan. Ben teraziyim, ondan. Terazi kul hakkını çok sever mesela, falan gibi bir şey. Mesela anladın mı? Zor. Yani böyle karakterindeki bozuklukları yıldızlara bok atarak bir falan yani. Aklama gibi bir ya bir de şeyi sevmiyorum yani. Ya daha doğrusu çok ne? Meşhur bir falcı var dediler benim arkadaşım üniversitedeyken, tamam mı? İşte babaannemin ismimi de biliyor, bilmem ne de biliyor, onu da biliyor. Hı. Senin Koreli olduğunu gittim bildi. Gittim ama adamın ilk lafı uzaklardan gelmişsin. Yok amına koyayım. Zeynep Kamil'de doğdum. Tabii ki uzaklardan geldim. Yani böyle bir saçmalık ya. Belki de sonra ama bir şey yapma. Sadece bunu demiş olamaz sadece. Bu kadar abi, değildi herhalde. Şey hiçbiri tutmadı ya. Vallahi. Ya ben o manipüleye gelmedim ya. Sen tutmamasına da sinirlenmişsin gibi bir hissediyorum. Ay tutsa ben. Belki bir hani, güzel şeyler mi vaat etti sana? Olmadı mı onlar? Sinirlisin sen bu adama. Ya, ekstra bir burçlara ve hukukçu olacakmışım da bilmem. Saçma sapan şeyler söyledi. Ya bir de şey yapıyorlar işte şu burcusun yıldız haritasına göre yükselenin şu ay evi çok, o çok evi şey. İşte bilmem ben ne küçükken kiracı, yükselen yoktu şey. Ya. Vallahi yeni geldi o. Güncelleme geldi. Yoktu yükselen. Ya o sanırım senin dediğin gibi iyice spesifize et ki. Aynen bu arada. Evet. Şakanın üstünü kum kapatır gibi. Ben kendimi kapatmaya çalıştım ama istiyor. Kokusunu istiyor yani. Bir de elim satıyor. Ne yapayım? Sıkayım mı eline şu an? Tebrikler. Hayır özür dilemeye çalıştım. Yok be. Ya mesela şey diyorsun. Boğayım ama yükselenim akrep. Ama üçüncü evimde bilmem ne. O artık hani seni ya bu çok özel bir insan ya dedirtmenin böyle parke taşları. Evet. Ama millet şunu anlamıyor. Ya böyle özel olunmuyor. Gerçekten böyle özel olunmuyor. Yani hani sadece doğmakla özel olunabilir mi ya? Senin bile yaptığın bir iş değil. Karar verdiğin bir iş değil. Yani. Senle bağımsız bir şey evet, ya. Doğduğun an özelsin. Ha siktir oradan ya. Ben özel olmayan milyarlarca insan tanıyorum ben... yani ve söylemiyorum üzerine. Sen çok özelsin diyorum onlara da yani. Bunu demek zorunda kalırız ama bence artık bir toplulukta bu kadar özel insan olamaz yani. Ona bakıyorsun. Mümkün değil. İnsan sıradanlığını bence kabul ettiğinde başlıyor evet. Özel insan evet. Olmaya. O evet. Evi bundan ne, onun bundan evet, ne. Evet. Bırak abi. Sürünün gereği bu kadar fazla şey olamaz yani. Sürü dediğin sürüdür abi. Bir iki tane özellikli çıkar. Lider onlar olur da o da. Şey değiştirir zaten yani. Yani gerçekten ders niteliğinde bir ya ne dersi. Özel olmaya çalışmayın ya. Evet. Ya herkes özel değildir ya. Bir de sonra onun yükü. Boğaç bunu önceki bölümlerde de anlatmıştı. Yani işte o özel olmanın yüküyle şey yapıyorsun, kavruluyorsun. Her hareketinin özel olmasını istiyorsun yani işte. Onun için öyle garip duruyor. Garip montlar giyiyorsun. Garip garip ayakkabılar üretiliyor falan filan. Bak adam şey yapıyor yani. Sonra da terapiye para veriyoruz. Tabii. Şeyi duymak için. Sen özel değilsin duymak için. Aynen, bütün öyle. Bir, öyle bir şeyi gerçekten bu ya. Ne yani ya? Evet. Sevgili arkadaşlar. Mutlu yıllar. Açıklamamız mı var? Evet. Boğaçsoydemir.com'dan bu özel tespitleri falan diye influencer. Altta kaje girisi var. Eyvah. Eyvah. Alt TV kajesi var ya 99.99 TL'ye. Evet ben bugün bir duruş sergilediğimi, bir örnek olduğumu ve kendimi feda ettiğimi düşünüyorum. Ben aynı benim. Kimse korkmasın. Yani sokakta seni tespitle gördüğün zaman Boğaç'a ne oldu demiyor. Göremezler yok. Herhangi bir siyasi yok. Partinin kollarına üye oldu demeyelim. Demeyin. Evet. Demeyin. Bunu da geri çıktığı yere geri bu koyuyorum. Bu siyasetten, ideolojiden azade bir şey. Adam evet. Bir şeyleri ellemek istiyor. Bir de yuvarlak olmasını istiyor. Asla öyle bir şey değil. Nasıl göründüğümüzün önemi yok. Taglerle çalışmasın bu zihnimiz. Bu şucu. Bunda tesbih var. Bucu demeyelim. Evet. Hatta aynı bucuyu genel olarak kullanmıyor. Güzellik ve yakışıklılığında ne kadar önemli bir şey olduğunu da dile getirdik. Tabii ki. Böyle bir. Evet. Herkes yani böyle bir dilemma bu. Olabildiği kadar yakışıklı olsun kesinlikle. Ve güzel olsun. Kesinlikle. Bir de genel olarak bu yıl yani o kadar rahatsız olmayalım. Bütün hep evet. Beraber yani bütün insanlık adına ya bir şeye rahatsız olmayalım artık ya. Takmayalım. Beni ilgilendirmiyorsa bazen de böyle sallalım gitsin ya. Zaten çok rahatsız özel. Oluyor müthiş insanlar. Müthiş bir dilek. Evet, bugünkü tasarımda rahat olun yani. Alkış istiyorum. Ha, bu nasıl? Bir şeydir. Bu bir canlı bu. Evet. Bunun adı 2024. Yani senin gibi hızlı hızlı gideceğiz 2024'te. İnşallah. Koşarak. PlayStation aynen. 5 Pro çıkmasın. Slim'i yeni aldım çünkü. Fotoğrafımızı çekiyorum. Ben de çıkaracak. 2024'ün ilk fotoğrafı. Bunu da şak diye koyarım. Tıks. Ve kendimi çekeyim. Peki bu crossover ne zamana kadar devam edecek?